Hemen hastaneye götürüyor şimdi. Dayan. Dayan sabret. Tamam ben. Tamam ben. Dayan. Biliyorum beni öldürmek istiyorsun şu anda. Haklısın. Ben çok düşündüm buldum. Bebeği öğrenince yani. Çok kızdım, delirdim, kıskandım, çok ağladım. Başka bir kadın nasıl kabullenebilirdim? Nasıl sineye çekebilirdim? Taş mıyım ben? Bulut. Bak, ben o bebeğe annelik yapmaya bile hazırım. Benim için ne kadar zor bir şey olduğunu farkında mısın? Peki o yapabilir miydi senin için böyle bir fedakarlık? Ne olur susma böyle. Gidiyor musun? Ona gideceğim diye korkuyorsun değil mi? Ha? Gitmeyeceğim. Çünkü ona zarar vermeni istemiyorum artık Sude. Ama sen hep bu korkuyla yaşayacaksın. Hep. Geçecek Melek. Dayan, hepsi geçecek, tamam mı? Yapma. Müşo yapma. Yapma. Müşo çalış, ne olur çalış. Bak bu sefer çalış. Melek. Melek dayan. Allah'ın cezası, çalış bu defa, çalış. Ona bari bir şey olmasın, çalış, ne olur çalış. Tamam, tamam. Melek tamam, iyiyiz. İyiyiz. Birazdan orada olacağız, tamam mı? Ben. Bak daha doğacak. Ben onu parklara götüreceğim, oyunlara oynatacağım. Tamam mı dayan? Her şey çok güzel olacak, tamam mı? Melek iyi misin? Yardım edin. Yatıralım sedyeye. Nesi var hastanın? Ağrısı var, hamile. Erken evre, abortus gibi görünüyor. Alın içeri. Doktor bey, çocuğa bir şey olacak mı? Ultrasondan bakacağız birazdan. Sıvı verelim hastaya, damar yolu. İlk çocuğunuz mu? Evet, evet, ilk. Hayır. Sadece yürüyebilecek misin?
Abi gitmedin mi sen? Gidemedim. Nedenini soracaksan annem şimdi anlatacak bize. Anne? Ne var anne anne? Oğlun hayatında ilk defa kendi için bir şey yapmak istedi anne. İlk defa. Ben senin yuvan yıkılmasını istedim. Hangi anne oğlunun yuvası yıkılsın ister ki? Peki hangi anne oğlu hayatı boyunca mutsuz yaşasın ister? Kaçmakla sorun çözülecek mi sanıyorsun? Belki aranız düzelir diye düşündüm. Düzelmeyeceğini sen de biliyorsun. Senin derdin sadece Ayten Hanım olmak anne. Oğlun hayatı boyunca mutsuz yaşamış umurunda mı? Bulut, yanlış düşünüyorsun. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Abim haklı. Sen hiçbir zaman benim yanımda olmadın anne. Ben babamın yokluğunu hissettirmemek için hayatım boyunca sürekli çalıştım. Sürekli. Ben hayatımı feda ettim. Ama sana yaranamadım ben. İleri gidiyorsun Bulut. Bundan sonra sakın bana güvenme. Çünkü artık senin Bulut diye bir oğlun yok. Sancısı geldi de o yüzden getirdim. Allah tamamını erir. Bizimki erkek. Sizinki belli mi? Yok, belli değil bizimki. Telefonunuz çalıyor. Kaç kez aradım seni, merak ettim. İyi misin bir tanem? Ali ben, Melek'in arkadaşı. Melek nerede? İyi mi kızım? İyi. Yani iyi olacak. Başına bir şey mi geldi yoksa? Yok. Doktor bebeği muayene ediyor, o yüzden geldik. Rutin kontrol yani. Siz merak etmeyin ya. Arayacak o birazdan size. Hançeri sinem işte. Vay, 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 vay. Sıvacı Adem'in oğlu Bulut mahallesine teşrif etmiş ha. Oğlum o artık köklü kayaların damadı. Bak tanımadı bizi, görüyor musun? Ben hala bildiğim Bulut mu oğlum? Ne haber Metin? Hoş geldin. Ne haber Feyyaz? Hoş geldin kardeş. Değişmemişsiniz hiç. Oğlum değişen zaman. Biz bıraktığın yerdeyiz gördüğün gibi. Gel hele gel. Otur şöyle. Bulut Bey mi diyeceğiz biz şimdi sana artık? Boş verin Ayten Hanım, takmayın kafanıza bu kadar. Nasıl takmayayım yavrum? Artık senin bir oğlun yok dedi. Bir evlat annesine nasıl böyle bir söz eder ki? Evet, çok haklısınız ama evladınız yoksa gelininiz var, öyle değil mi? Ah, eksik olma kızım. Sen de olmasan. Tamam. O zaman siz içinizi ferah tutun. İyi geceler. Sana da yavrum. Yavaş ol birader, yavaş. Sosyete zulası değil o Meret ha. Çarpar. Hayırdır Meto? Neyi var bunun?
Mahalleden Esra vardı yani. Çiroz Esra. Hala aklı onda mı? Bu kadar zaman sonra. Almanya'dan mektup yazmış buna. Geçen sene. Geleceğim deyince bizimki ümitlenmiş. Gelmedi hatun. Alman bir herifle evleniyormuş. Dün aldık haberini. Vay be. Çiroz Esra'ya baksana. Yumruk çıkarırdın sen eskiden. Az çekişmezdiniz Ahmet Oyla. Devam ediyor mu boks işleri? Kum torbasına talim. Aslında Metin'in yumruklarını özledim. Ne vururduk birbirimize saatlerce değil mi? Pes edene kadar. Çocukluk işte. Lan koca adam olmasanız şimdi ikinize de gazı vereceğim. Eski günlerdeki gibi keyfimizi bulacağız ha. Aslında fena fikir değil. Yok oğlum şaka yaptık ya. Yok yok. Hiç fena fikir değil. Hadi kalk. Kalk gel. Hadi bir antrenman maçı yapalım. Hadi Meto. Birader çarptı galiba seni ha. Yapma korkuyor musun? Hadi gel. Hadi Meto. Lan oğlum gece gece iş çıkarma başımıza. Param var cebinde. Git yaşa hayatını işte. Halimize bakıp gülmeye mi geldin lan buraya? Çiroz Esra'yı kaptırdın diye şimdi bizim keyfimizi mi kaçıracaksın? He Meto? Hadi kalk, hadi. O kız zaten paralı adam seviyordu, bilmiyor musun? Bütün zengin çocuklara yazardı zaten okulda oğlum, hatırlamıyor musun? Ha? Sen de biliyorsun, ha? İsabet olmuş. Lafını bil birader. Ben holdingde çalışmaya başladığım zaman benim yanıma da geldi. Giymiş minileri, açmış dekolteleri. Dur! Dur, dur. Tamam, sen küçükken de böyle kız gibi vuruyordun. Hala öyle misin? Göstereyim sana, göstereyim sana. Ha? Seni göndereyim mi Almanya'ya? Ha? Düğüne gitmek istiyor musun? Sus! Tamam. Oğlum öldüreceksin lan adamı, tamam. Sarhoş ne dediğini bilmiyor, git şöyle. Alo. Olay çıkardı burada. Gelin alın şunu ya. Thank you.
Alo, 112 mi? 112 buyurun. Bir kaza yaptım. Tamam. Tamam beyefendi. Öncelikle lütfen sakin olun. Ambulans göndereceğiz. Şimdi bana nerede olduğunuzu... Gel bakalım. Bak temiz çarşaf da serdim. Hadi geç bakalım. Hadi dinlen sen güzelce. Kuş konduğu dal kırılacak diye hiç korkmaz biliyor musun? Güvendiği ağaç değil, sadece kanatlarıdır. Bunların hepsi geçecek. Biraz sabır, biraz sebat, tamam? Hadi bakalım. Biraz dinle. Tansiyon aletini alabilir miyim? Tamam hocam. Biz hazırlıyorduk kahvaltıyı Sude Hanım. Şuradan bana papatya versenize kızlar birkaç tane. Papatya, papatya. Ha, siz çay istiyorsunuz. Ben hemen fincana koyayım. Hayır, papatya vardır ya böyle vazoya koyarız hani çiçek. Ha, evet. Evet. Buyurun. Böyle mi koyayım ben bunu veracım buraya? Yok mu bir küçük vazomuz? Var. Kızımız da çok zeki maşallah. Çok şükür. Vera. Evet. Bir şey soracağım. Senin ehliyetin var mı? Var. Peki o zaman sana bir soru. Uzunları sürekli yakarsan ne olur? Gel gel. Uzunları sürekli yakarsak karşıdaki sürücünün gözünü alırsın. Sonra al sana kaza sebebi değil mi? Bundan sonra arada bir bunları kapatalım, tamam mı? Günaydın, hoş geldin ve iyi günler babacığım. Neyi var bunun yine? Kocasıyla arası iyi galiba. Ayakları yere basmıyor. Nereye hemen? Bir kahvaltı etseydik. Uçakta yaptım ben. Duş alıp çıkmam lazım. Önemli bir toplantım var. Kahvaltı hazır. Çok acıyor mu? Acıyor. Doktora gidelim ister misin? Yok. İstemem. O zaman öpeyim de git. Yeter. Yeter. Bence de yeter Bulut. Yeter.
Dün gece başladığımız yerden devam edemez miyiz ha? Melek müsait misin? Bak biliyorum yorgunsun ama ilaçlarını getirdim. Giriyorum. Erkenciyiz bugün. Evet, erkenciyiz. Bana bak. Sen de biraz yatıp dinlenseydin bari. Uyumadın bütün gece. Soğuk da uyumuyor ki dayı. Hem sabah erkenden şu Melek'in ilaç işlerini halledeyim dedim. Ona gittim. Nerede Melek, nerede yine sabah sabah? İyi, mutfaktayım o zaman. Melek, doktor dinlenmen gerektiğini söyledi. Bırak o bıçağı. Hadi hadi. Önlüğünü de çıkar, doğru odana git. Ya kızım. Hadi. Bırak o bıçağı. Şişt. Al bak, bunları sana al. Ah, bunlar da senin. Teşekkür ederim. Ama bak, gerçekten tutunabileceğim tek şey bu. Bırak da işimi yapayım lütfen. Bak, burada bir tek sen yoksun. Biz de varız. Git dinlen. Sağ olun, iyi ki de varsınız. Çok iyi insanlarsınız, dayım da sen de. Ama çalışmam lazım. İyi. Çalış zaten ya, sen çalışmak için buradasın. Bak yanlış anlama, sen iyi yemekler yaptığın için biz de sana iyiyiz ha. Yoksa kim çeker be senin kahrını? Dayım kahvaltı hazırladı. Hadi işini bitir de gel o zaman sen de. Tamam? Hadi zorla biraz kendini. Hiç iştahım yok. Şu meyve suyunu iç bari be. Hadi. Çocuk. Şimdi güneşin önüne kapkara bir bulut geldi diye dünyayı karanlık sanma sakın. Işığın geldiği yöne doğru dön, kalk ve o tarafa doğru yürü. Başkasının güneşi beni aydınlatmıyor ki. Giden de gelmiyor. Acısı da dinmiyor. Ayağa kalkmayı bileceksin. Seni bu halde bırakan o şeref... O adama yaslanmadan ayağa kalkmayı bileceksin. Benim kimseye yaslandığım yok.
Bugüne kadar kendi ayaklarım üzerinde durarak geldim. Sağ ol tavsiyen için. Otur bakalım. Otur. Gel. Gel. Yani şimdi ayağa kalk yürü dediysek sırtını bize dön demedik. Hı? Sen de konuşurken biraz laflarına dikkat et çocuk. Dayı ne dedim şimdi ben? Ha? Başkası için her şeyi yapan bir insan nasıl kendisi için hiçbir şey yapmaz? Ben buna kızıyorum asıl. Gücüm yok, gücüm. Gücüm yok benim. Yapmamı bekliyorsun. Kahvaltı. Buradan başlayabilirsin mesela. Hadi. Direkt biziz Ferman Bey. Öyle görünüyor. Bulut Bey yerinde mi? Görmedim. Bulut, toplantıdan önce şu... Ne olmuş bu odaya böyle? Toplantı başlıyor galiba. Ne bu hali? Kaza falan mı yaptın sen? Dayak yedim. Doktora görüldün mü? Yok, iyiyim. Bize biraz müsaade eder misin? Peki. Nedir mesela? Kim yaptı bunu? Önemli bir şey değil. Kim yaptı dedim. Tanımazsınız. Hadi toplantıya geçelim, insanlar beklemesin. Gel buraya. Kapat kapıyı. Şu halinle yönetim kurulunun karşısına geçmeyi mi düşünüyorsun? Ankara'dan kötü haberler var demiştiniz. Senin durumundan daha kötü değil. Sana bunu yapmaya kim cesaret ettiyse söyle, cezasını verelim. Kim yaptı? Büyüdüğüm mahalleye gittim. Eski bir husumet. Spor oldu benim için. Şuraya bak. Yönetim kurulumun başına geçirdiğim adam zibidi gibi sokaklarda dayak yiyor ha. Hiç yakıştırıyor musun kendini? Bir daha işe böyle geldiğini görmeyeceğim. Toparlan, öyle işinin başına geç. Yönetim kuruluna haber ver kızım. Toplantı iptal edilmiştir. Hemen efendim. Bulut Bey hatırlatın demiştiniz. İnceleyip imzalayacaktınız. Ben yokum, toplantılarımı iptal et. Tabii Bulut Bey. Thank you.
Feyyaz'la konuştum. Metin'e zorla kendini dövdürmüşsün. Neden böyle bir şey yaptın? Gidemedim Haydar. Kaldık burada. İnsan her şeyi bırakıp öyle kolayca çekip gidemiyor işte. Zincirle bağlamışlar sanki. Esaret devam ediyor. Siz gidince ben de kendime yeni bir iş baktım. Gerek yok artık iş bakmana. Suudi Hanım için üzülüyorum Bulut. Bana kalırsa ona haksızlık ediyorsun. Haydar bir bak bana. Patronuna değil arkadaşına bak. Görüyor musun halini? Sence hala arkadaş mıyız? Bana baktığında dostunu mu görüyorsun? Bence hayır. Ben de birinin esiriyim mesela. Benim de zincirlerim var. Hiç fark edebildin mi arkadaşını? Biri mi var? Söylemedin hiç. Söylemedim. Peki nasıl kurtulacağız bu esaretten Haydar? Kurtulmak isteyen kim ki? Ben sevdiğim kadının esiriyim. Sense sevmediğin kadın. Aramızdaki en önemli fark bu. İmkansız bir aşka düştün sen de benim gibi. Tanıyor muyum? Tanımıyorsun. Melek, ben kaç kere aradım seni ulaşamadım. İyi misin? Değilim. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok özür dilerim ben her şey için. Konuşmamız lazım Bulut. Tabii. Neredesin? Tamam, geliyorum. Haydar. Hanımefendi, pardon. Hanımefendi, bakar mısınız? Oraya giremezsiniz. Burcu nerede? Burcu bugün gelmedi. Ben sana baktım, sen bana baktın mı? Anlayamadım. Ne görüyorsun? Sen yenisin galiba. Ben Suudi Ocak Köklükaya. Bulut Ocak'ın karısıyım. Ferman Köklükaya'nın da kızıyım. Suudi Hanım, çok özür dilerim. Ben bilmiyordum. Anladım. Demek ki neymiş? Bundan sonra ben kocamın odasına girerken soru sormak yokmuş. Tabii efendim. Yalnız Bulut Beyler yoklar. Bugün bütün toplantılarını iptal ettiler. Gelmeyecekler. Neredesin Haydar? Şu an pek müsait değilim. Sonra konuşsak. Bulut yanında mı? Evet. Sonra konuşalım. Okey, tamam. Ben o kızın yanında zannettim yine. Bak. Kimdi arayan? Heyecanlandım birden. O muydu? Evet. Oydu. Thank you.
Venedik. Belki sen en başından beri biliyordun olmayacağını. Belli ki ben tek başıma hayal kurmuşum. Hayır Melek. Ben de istedim. Seninle, bebeğimizle başka bir hayat kurmayı ben de istiyorum. Bizim başka bir hayatımız olmayacak. Ayrı ayrı hayatlarımız olacak Bulut. Bizi birbirimize bağlayan bir bağ yok artık. Hayır var. Bebeğimiz var. Bebeğimizin geleceği var. O bağ yok artık. Üçümüzü bekleyen bir gelecek de yok. Ben bebeğimi kaybettim. Nasıl? Ailenin yanına dön, karına git. Ben de güçlü olmaya çalışıp yaşamaya devam edeceğim. Karın seni çok seviyor Bulut. Her şeyi yıkıp dağıtacak kadar çok seviyor. Mutlu olun. Ben yapamam Melek. Yapamıyorum. Ben de yapamıyorum. Daha fazla mutsuz olmak istemiyorum artık. Belki karına birazcık daha ilgi gösterirsen bu kadar yıkıcı olmaz ha? Gerçek bir kocası olduğunu bilirse, bir bebeği olursa o da sakinleşir belki. Karına git. Peki sen? Sen her şeyi unutmaya hazır mısın? Bilmem. Ben yaşadığım hiçbir şeye hazır değildim ki. Haklısın. Belki başka biriyle tanışacaksın. Belki başkasına aşık olacaksın. Onu seveceksin. Değil mi? Belki. Ben seni unutamam Melek. Unutacaksın. Unutacağız. Yoksa yaşayamayız. Babam. Ne oldu babama? Yok ya, yok. Açmıyor. Lan insan giderken bir haber vermez mi ya? Hı? Bak, bebeleniyoruz, çırpınıyoruz senin için. Pervane oluyoruz etrafında, niye? Niye? Niye sen bu kız için böyle bu kadar çırpınıyorsun? Bu soruyu hiç sordun mu kendine? Ha? Niye olacak dayı? Vicdanlı adamız. Hastaneden yeni çıkmış. Karnında yavrusuyla ayağa kalkmaya çalışıyor. Öyle bırakmak olur mu onu bir başına? Düştü mü kaldı mı bir yerde, başına bir iş mi geldi merak ediyor insan. Gözü de açık değil ki, saf dörüğün teki. Kanadı kırık. Senin de öyle. Öyle iyileşmeden uçurumun kenarında dolaşmak olmaz çocuk. Hem bu pek öyle vicdan işine falan benzemiyor. Hayırdır? Başka ne olacak dayı sende? Ne yaptın ya?
trafik kazası sahtetim var. Yoğun bakım ünitesinin hanımefendi. Bir üst katta. Çok geçmiş olsun. Doktor Bey, Saffet Bey'in yakınıyız. Nedir durum acaba? Ben kızayım doktor bey. Nedir durum babamın? Ciddi bir kaza geçirmiş. Ameliyatı başarılı geçti. Yaşama şansı çok yüksek. İyileşecek değil mi? Açık konuşmak gerekirse bilinç ve mental olarak normale dönse bile bu tarz travmalarda kalıcı hasarlara hazırlıklı olmalısınız. Geçmiş olsun. Çok özür dilerim. Daha seni hiç üzmeyeceğim ya. Yalvarırım aç gözlerine. Ne olur bırakıp gitme beni. Sensiz yaşayamam baba. Ne olur. Bulut Bey'imiz yoklar mı? Kimse bilmiyor demek. Gelir herhalde birazdan. Bu aralar yine dağıtmış kendini. Serseri gibi işe gelip gitmeler. Nedir derdi bunun? Yine kaçıp gitmek mi istiyor? Yok, aramız gayet iyi. Hiç kimse umurumda değil. Ben her şeyimi onun önüne döktüm. Kızımı emanet ettim ona. Ama yerini bilmiyor. Kocalığı hiç bilmiyor. Hayat bana bir şey öğretti. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Vazgeçemediklerinin kölesi olursun. Kız düzeldik diyor Ferman. Normal evliliklerde bir kadın kocasının nerede gezdiğini bilir. Bak kızım, baban doğru söylüyor. Bak bize. Evladın da hatırı bir yere kadar Sude. Haberin olsun. Bir yere kadar. İştahım kaçtı. Size afiyet olsun. Oğluna gösterdiğin sabrı damadına da göstereceksin Ferman Bey. Senin bütün derdin Ali değil mi? Bak şunu kafana iyi sok Şahika Hanım. Sarayıma kral yaptığım adam bize soytarı muamelesi yapamaz. İzin vermem buna. Kardeşim bakar mısın? Bir saat oldu çorba biteli. Yemek vermeyecekseniz kalkalım. Saç tava söylediniz, pişiyor. Bir saatte mi pişermiş saç tava? Bir saatte pişer. Kendin ye o zaman. Kalk. Böyle esnaflık olmaz. Pardon.
Pardon, özür dilerim. Doğru söylüyorsunuz, böyle esnaflık olmaz. Siz onun kusuruna bakmayın. Lütfen oturun. Saç kavurmanız da geldi zaten. Peki, otur. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Alo. Oh, çok şükür açabildin telefonu. Neredesin kızım sen? Ya iyi misin onu söyle bari. İyiyim. Ya sen sabah çıkmadın mı daha hastaneden? Kimseye haber vermeden gitmişsin. Bana haber vermiyorsun bari. Dayım yaşlı adam. Ona haber ver. Ayıp oluyor ama. Haber veremedim çünkü babam. Hangi hastane? Baban iyi olacak. Sen de iyi ol. Şaşırdın mı? Ben hiç şaşırmadım. Ne oldu? Yeni buluşma noktanız burası mı? Gözünüz aydın Sude Hanım. Artık bir bebeğim yok. İçin rahat olsun. Kocanı da alıp gidebilirsin. İkinizin de yüzünü görmek istemiyorum artık. İkinizin de gitmesini istiyorum. Yürü. Ne işin var senin burada? Bir senin. Benim burada olduğumu nereden öğrendin? Hande söyledi. Hasan'da görmüş seni. Ben de telaşlandım, koştum geldim. Hande görmüş beni. Öyle mi? Ben niye görmedim onu? Çünkü senin gözün o kadından başka kimseyi görmüyor ki. Bebeğe çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm.
Her şey üst üste geldi değil mi? Tamam, tamam. Ne dedi doktorlar? Yaşayacak dediler. Ama çok büyük bir kaza geçirmiş, ölümden döndü dediler. Geçecek, düzelecek. Tamam. Çok korkuyorum. Tamam, yorma kendini. Yeterince yoruldun zaten. Bak, biz elimizden gelen her şeyi yapacağız, tamam mı? Hep birlikte. Hadi gel şöyle oturalım biraz. Girebildin mi yanına? Bir kere yamansız girebildim. Çok kısa sürdü ama. E göstermiyorlarsa eve götüreyim istersen seni. Nasıl bırakayım babamı bu halde? Havası var. Hava soğuk, üstünü ince üşütmeyesin. Çocukken ne kadar üşüsem de babam ellerimi cebime sokmama izin vermezdi. Tembelliğe alışma derdi. Kalender adamdı baban. Beni okutmak için canını dişine takmıştı. Bir gün bana geldi. Bu oğlanın kafası çalışıyor. İmkanım olsa da okutabilsem dedi. Ben de Adem, senin evladın benim evladım sayılır dedim. Eğer bu oğlan böyle devam ederse önünü açarım dedim. Bir yıla kalmadı ayrıldı aramızdan. O gün sanki seni bana emanet etmişti. Sen de okudun, adam oldun, babanı mahcup etmedin. Sayenizde. Bulut Ocağı siz var ettiniz. İsterseniz yok da edersiniz. Ne oldu o kız? Görüşüyor musunuz hala? Kapandı o mesele. Benim tanıdığım Bulut, karnında çocuğunu taşıyan kadını ortalıkta bırakmaz. Çocuğu kaybettik. Yarın babalık kimseyi mutlu etmezdi zaten. Baksana bana. Siz çocuğunuzu kaybettiniz mi? Her gün. Demek mesele buydu. Bunun için dağıldım. Çocuğu kaybetmek ağır geldi. Çöktüm ben, kalkamıyorum ayağa. Toparlayamıyorum kendimi. Kalkacaksın. Nasıl yapacağım onu da söyleyeyim. Kızıma sarılacaksın. Karına, ailene. Erkekliğin gerektirdiği budur. Daha sözümü bitirmemiştim. Yorgunum. Affedersiniz. Thank you.
Niye uyandırmadın beni? 2 saat uyudun en azından ya. De omzumu çürüttün be. Babam uyanmış mıdır? Kavuşacaksınız. İyi olacak, merak etme. Sen de yanımdaydın hep. Çok teşekkür ederim her şey için. İyi ki yanımdasın. Sen olmasaydın ne yapardım? Boş ver şimdi onu falan ya. Boyun dönmüyor, boyun. Dönmüyor, bak. Ne ağır kellen varmış ya. Hadi kafeteryaya inelim, bir şeyler atıştırırız. Senin ya, benim hiç iştahım yok gerçekten. Kızım, kendini düşünmüyorsan karnındakini düşün. Vicdansızlık yapma, bebeğin ne suçu var? Hadi. Ya tamam, bana çocukmuşum gibi davranma. Allah Allah. Geleceği yok bunun ya, hadi. Gelir, bekle. Ya gel, merdivenlerden inelim işte, spor yapmış oluruz. Allah Allah. Ben özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu. Ben Ali'ye bu kadar acı vereceğimi bilmiyordum. İnanın bana diyeceğim ama eminim ki siz de inanmayacaksınız. Keşke daha önce tanıyabilseydim Meleği. Onu mutlu edebilseydim. Koruyamadım. Hastamızla ilgili her şeyden haberdar olmak istiyorum. Bu benim kartım. Günün hangi saati olursa olsun fark etmez, arayın lütfen. Peki Mustafa Bey. Bana mı bakıyorsun Haydar? Bu arada dün akşam bana haber verdiğin için teşekkür ederim. Bu işe bir son verelim artık Sude Hanım. Bulut Bey duysun istemiyorum. Bulut Bey'in benimle ilgilenmiyor ki, nasıl duyacak? Ben arada kalmak istemiyorum. Haydar bak, ben o köşkte bir tek sana güveniyorum. Söylesene bana, orada senden başka beni düşünen var mı? Ha? Bana güvenmeyin. Ama güveniyorum. Haydar bak, Bulut'la ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum, anladın mı? Özellikle o kadınla alakalı şeyleri. Nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar, nasıllar? Tamam mı Haydar? Ben bu işte yokum artık Sude Hanım. O ne demek? Siz kocanızın arkasından bir ordu da salsanız, o kadınla görüşmeye devam edecek. Buna kimse mani olamaz. Sana yorum yap demedim Haydar. İstediklerimi yap dedim. Ayrıca bu işte ben bitti demeden bitmeyecek. Anlaşıldı mı? Nasıl baban, iyi mi? İyi, iyi. Daha iyi olacak. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım inşallah. Dükkanı kime bıraktın? Meleklere bıraktım, bereket toplasınlar diye. Baba, bir gelişme var mı? Gözünüz aydın. Babanız uyandı. Gerçekten. Görebilir miyim onu? Durumu nasıl? Şimdi değil. Odasını aldıktan sonra görebilirsiniz. Yalnız bir husus var.
yavrum. Hoş geldin kızım. Hoş geldin Sude abla. Sen buraya daha önce hiç gelmemiştin değil mi? Ben burada doğdum. Abim de. Yengen biliyordur canım. Bilmez olur mu? Lütfen yenge dedirtmeyin. Hiç sevmiyorum o kelimeyi. Gel otur yavrum buyur. Yok ben oturmayacağım. Ve artık siz de burada oturmayacaksınız. Ben Bulut'la evli olduğum sürece siz de doğru dürüst bir hayat yaşayacaksınız. Aman yavrum. Bir ömür boyu sürsün inşallah. Tek dileğim yuvanızın dağılmaması. İnşallah el birliğiyle onu da halledeceğiz anneciğim. Bu arada bunlar anahtarlarınız. Elemanları gönderdim. Bir an önce çıkın buradan. Seni Allah gönderdi yavrum. İyi de Bulut ne der bu işe? Hiçbir şey diyemez. Ben onu hallederim. Allah razı olsun. Allah razı olur da abim razı olur mu pek bilmem. Bir sorsaydın anne. Sen her şeye karışma. Annen doğru söylüyor Deniz'ciğim. İyi günler. Baba, babacığım. Kızım, Melih. Eskiden de ben uyandırırdım seni, hatırlıyor musun? Koşup yatağa ikimiz arasında bir atlardım. Annem de hep kızardı, izin almadan gelme bir tane. Kızması yalandandı. İkimiz de senin uyandırmanı beklerdik. Yine eskisi gibi yaşayacağız baba. Hele bir iyileş, hele bir çık buradan. Sen nasılsın kızım? İyi misin? İyiyim babacığım. İkimiz de iyiyiz, merak etme. Doktorla konuştum, birazcık daha burada kalacakmışsın. Sonra zaten iyileşeceksin. Götüreceğim seni buradan. Ben şimdiden iyileştim seni görünce. Bir de doktor bir süre ayaklarını kullanamayacağını söyledi. Ameliyattan yeni çıktın ya ondan. Tabii hemen kalkmak olmaz. yaşlandık da. Ama boş ver. Dinleniriz biraz ha. Canım babam benim. Ayağa kalkacaksın tabii. İyileşeceksin. Yine eskisi gibi birlikte olacağız. Söz veriyorum sana. İnşallah kızım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Babacığım seni Reşat Bey ve Ali ile tanıştırayım. Onların yanında kalıyorum şu an. Sağ olsunlar bana hem yüreklerini hem kapılarını açtın. Geçmiş olsun birader. Allah sizden razı olsun. Tedarikçi firmanın güncel fiyatları. İmzalamışsın ama bir daha kontrol et istersen. Efendim. Gelsin tabii. Sabah 11'de toplantım var biliyorsun. Ay pardon bir şey olmadı değil mi? Yok iyiyim iyiyim. Gayet iyiyim. Sağ ol. Abiciğim. Gel kardeşim. Gel otur şöyle. Bir sorun olmasa gelmezsin sen. Hayırdır? Sabah Sude abla geldi. Yeni eve geçiyormuşuz. Annem de dünden razı tabii. Abi ben çok üzüldüm bu olanlara. Gel biz seninle bir yemek yiyelim. İşin yok mu?
Bu şirketin işi biter mi? Boş ver. Öte annemlere gittim bugün. Çok mu özledin? O çamurlu mahallede yaşamalarına gönlüm razı olmadı. Ben de her şeyi hallettim. Eski evlerine geri döndüler. Ya sen kim oluyorsun da benim ailemin nerede yaşayacağına karışıyorsun? Senin ailen benim ailem falan mı var Bulut? İyi yapmışsın Sude'cim. Siz karışmayın lütfen. Anneni üzmüşsün Bulut. Ben de telafi etmeye çalıştım. Şimdi bana niye böyle davranıyorsun? Benim annemle olan ilişkim seni ilgilendirmez. Senin annenle ilişkin mi var Bulut? Duyduğuma göre ölü bir evlat olmaya karar vermişsin. Ölü bir koca olman yetmiyormuş gibi. Kes saçmalamayı yeter. Sen de bağırmayı kes artık Bulut. Ferman Bey biraz sonra geldiğinde sevgilinle gizlice Londra'ya kaçma planını öğrendiği için sana hesap soracak. Asıl sen ne diyeceğini düşün. Ya siz anne kız ne kadar çok benziyorsunuz birbirinize. Ben bıktım sizin oyunlarınızdan yeter. Ben bıkmadım ama. Sen ne yaparsan yap ben seni sevmekten bıkmadım. Şimdi düşün bakalım Bulut. Sen mi daha çok acı çekiyorsun yoksa ben mi? Biraz sakin olur musun artık Sude'cim? Bak sana sordum. Onu istiyor musun dedim. Sen de evet istiyorum dedin. Ölüm ölüm. Yanında ya. Birazcık da sen alttan alsan ölür müsün? Ha? Ölür müsün? Babanı duydun. Bir daha giderse onu kaybedersin. Dostlar geldi sıcak sıcak hadi göm. Sabahtan beri miden kazınmadı mı senin de hadi ye. Hadi götür götür götür. Soğutma. Bak bebeğin düşünüyorsan ye. Babam o durumu anlatınca İstanbul'da kalmak istemeyecek. Tedaviyi de kabul etmeyecek. Biliyorum tanıyorum babamı. Kasabaya geri dönmek isteyecek. Alışmış orada yalnızlığa. Ama yürüyemiyorken nasıl olacak? Göndermeyeceksin. Peki diyelim ki göndermedim. Tedavi masrafları, burada barınması, eşi, dostu, kimsesi yok ki. Ben çıkamıyorum işin içinden. Ya şu dert ettiğin şeye bak ya. Kızım, nerede kalacak senin baban? Tabii ki de bizde kalacak. Bizim mekanda kalacak. Allah Allah. Bak sana söylüyorum. Dayımı tanısa var ya, ahiretlik olurlar bunlar, ahiretlik. Vallahi. Şu düşündüğün şeye bak ya, boş ver. Ye tostunu. İyi tamam da babam böyle bir şey kabul etmez ki. Mecbur kabul edecek. Gönderen mi var onun? Alo. Alo. Ali. Evladım nasılsın? İhtiyacın var mı diye aramıştım. Var. Bir isteğim var. Bir daha beni arama. Hadi selametle. Kimdi arayan? Çok uzaktan babam olur kendisi. Arayıp soran bir babam var. Var. Tepkili misin ona? Tepkili miyim? Değilim. Yıllar önce silinmiş bir adam benim için yani. Silinmiş olsa hala aramazdı. Telefon rehberinin isminde olması
Hiçbir şey değiştirmiyor. Biz farklıyız. Peki anne? Babam arkasına kocaman bir enkaz bıraktı. Esas anneme kızıyorum ben ya. Bile bile vazgeçmemiş babamdan. Sonra da kahrından ölmüş zaten kadın. Babanın tedavisi için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiç merak etme, bulacağız, adam gibi bir yer bulacağız. Melek, zor günler yaşıyorsun. Açık konuşacağım sana. O herif sana iyi gelmiyor arkadaş. Seni bu hale düşüren, seni bu duruma düşüren o herif. Bırak artık, at şunu. Herkes kendi yolunu çizdi zaten. İsabet olmuş. Ya insan taş olsa yaralı bırakmaz sevdiği. Yanında olur, yanında. Olamıyor işte. Adam evli. Ya bakma öyle, vallahi bilmiyordum. Söylemedi bana gerçekten. Yemin ederim ya. İyi tamam, yemin etme ya. Ben sana inanıyorum zaten. Arada bir lütfedip aklına gelirse çocuğuna babalık yapacak işte. Ona bebeğimi kaybettiğimi söyle. Bir gün öğrenecek ama. Emek yok. Baba sevgisi yok. Zahmet yok. Al sana büyümüş hazır çocuk. Ömür boyu hesaplaşmayı bekler. Gerekirse öldü bilecek. İyi de hanımefendi, siz bana indirim yapacağınızı söylemiştiniz. Ne yani, gücü olmayan insanlar sakat mı kalacak parasızlıktan? Efendim, ben bağırmıyorum, dinliyorum zaten sizi, buyurun. Bakın, size daha önce de açıkladım durumu. Babam yarın taburcu oluyor ve çıkar çıkmaz fizik tedaviye başlaması gerek. Peki tamam. Çıldırmış bunlar ya, gerçekten. Ne diyorlar? Servet yatırın, babanızı tedavi edelim diyorlar. Ne diyecekler? Kaç para istiyorlar peki? İlaçlarla birlikte. Aylık neredeyse 10.000 lira. Maşallah. Minimum %50 iyileşme gösterecek diyorlar. Ama çok pahalı. Dur bakalım kızım, dur bakalım. Dertler insana yol yordam gösterir der Mevlana. Gün ola, harman ola. Haydar, ne haber ya? Tanıyamadım efendim. Kusura bakmayın. Ne efendim oğlum? Ali ben, Ali. Sadece Ali. Köle misin sen, millete efendim çekiyorsun? Ali, seni burada görmek ne güzel. Ferman Bey sonunda başardı galiba. Bu senin başarın enişteciğim. Unuttun mu? En son geldiğinde koltuğunu bana devretmek istiyordun. Ben de şöyle bir kurulmaya geldim işte. Buyur. Çok fahiş fiyatlar bunlar. Bulut nasıl imzalıyor böyle bir şey? Batıracak mı adam bizi? Ben de bilmiyorum nasıl imzalamış. Bulut birkaç haftadır kendini işe veremiyor. Bana şikayet etmeyi bırak.
iş arkadaşısınız. Git onunla konuş. Destek olmaya çalış, köstek değil. Efendim? Efendim, oğlunuz Ali Bey geldiler. Öyle mi? Hemen içeri alın, hemen. Tedarikçi firmayla görüş. İndirim iste. Gerekirse siparişi iptal et. Sizinle çalışmayız da. Tehdit et. Tamam? Baş üstüne efendim. Bu arada siz biraz solgun görünüyorsunuz. İyi misiniz? İyiyim. Peki. Merhaba. Merhaba. Bugün acaba güzel bir şeyle karşılaşacak mıyım diyordum. Allah karşıma evladımı çıkardı. Hoş geldin Ali. Geç otur. Kahve içer miyiz? Yok, ben bir şey içmeyeceğim. İçeriz. Kızım, sen bize iki tane duble büyük bardakta kahve söyle. Hemen bitmesin ki oğlumla biraz hasret gidelim ha? Tabii Ferman Bey. Bana bak, karnın aç mı? İstersen baba oğul çıkıp baş başa bir yemek yiyelim. Ya bana ağır misafir muamelesi yapma. Kaçacağım birazdan. Tamam. Her şey yolunda mı? Ha? Bir sıkıntın mı var senin? Ya aslında ben sana borç istemeye geldim. Geri ödeyeceğim ya. Baba oğul arasında borç olur mu evlat? Acil mi? Acil. Ne kadar? 100 bin. Geçen gün benimle çok ağır konuştun. Arayıp sorma dedin. Doğrusu ağrıma gitti biraz. Mecbur olmadıkça buraya gelmezsin. Ne için kullanacaksın bu parayı? Senden hiçbir şey istemiyorum. Hadi eyvallah. Tamam. Yanlış anlama. Otur şuraya. Otur. İlk defa benden böyle bir şey istiyorsun Ali. Bir sıkıntın mı var? Yok, bir şey önemli değil. Tamam, boş ver. Tamam. Tamam. Eğer daha fazla lazımsa vereyim. Gerek yok. İyi misin sen? İyiyim. Tampon falan yapalım ona. Bu yasla. Klimalar sıcak üflediği zaman bu meret kanama yapıyor. Bir tampon falan yok mu ya? Şu masanın çekmecesine baksana, pamuk olacak orada. Bir kulak burun boğazı yapılan görün ya, iyi değil öyle. Lokantada işler nasıl? Her şey yolunda mı? Yolunda. Hiç güvesinden hallice işte. Bulut, bir yere kaybolma. Birazdan konuşacağız. Benim dışarıda işim var. Onu söylemeye geldim zaten. Biterse gelirim. İyi misin ya? İyiyim. Tamam. Sen bana diyorsun da kendin başına buyruk yaşıyorsun. Babam Saffettin Naz odasında yok. Fizik tedavi merkezinin nakil işlemi yapıldı Saffet Bey'in. Nasıl ya? Yarın taburcu olacaktı. Niye haber vermediniz bana? Ben bilmiyorum. Doktoruyla konuşsanız. Nasıl bilmiyorsunuz hanımefendi? Kim aldı, kim götürdü babamı? Gerçekten bir bilgim yok. O zaman götürüldüğü merkezin adresini alabilir miyim? Buyurun. Buradaki notta onayınız olduğu yazıyor. Hayır, haberim yok benim.
Neyse tamam, teşekkürler. Alo, sana bir sürprizim var. Bil bakalım ne? Sensin demek. Biraz önce hastanedeydim. Keşke babamı sevk ettirmeden önce bir haber verseydin bana. Ne? Ben öyle bir şey yapmadım ya. Nasıl yani? Kim yaptı o zaman? Ben değilim. Senin başka bir hayranın demek ki. Neyse. Önemli olan babanın sağlığı. Melek, benim şimdi bir işim var. Sonra görüşürüz, tamam mı? Gördün mü Müşo? Geç kaldık, bir işe yaramadı. Geçmiş olsun. Babacım benim, canım babam. Ah kızım. Nasılsın? Ay kızım. Nasılsın? Kızım. İyiyim kızım, iyiyim. Daha iyi olacaksın biliyorum. Buradan koşarak çıkacağız birlikte inşallah. İnşallah kızım, inşallah. İnşallah da pahalı değil mi burası? Nasıl ödedin? Boş ver babacığım, sen düşünme bunları. Sen iyileşmene bak. Sakın kendini de bırakma, tamam mı? Ay, hiç bırakır mıyım? Benim dünya güzeli bebeğim, meleğim babası için bu kadar çok uğraşırken hiç boş verir miyim ben? Hı, işte böyle, tam da duymak istediklerim bunlar. Baba, şey soracağım sana. Sen buraya geldiğinden beri seni ziyaret eden biri oldu mu hiç? Yok kızım. En asil ziyaretçim sensin. Başka ziyaretçi neyleyim ben? Canım babam benim. Neden yaptım böyle bir şeyi? Hem de bana sormadın. Sorsaydım kabul etmezdin ki. Evet, etmezdim. Melek bak. Bütün olanların suçlusu benim. O yüzden izin var da elimden geldiğince telafi etmeye çalışayım. Parayla telafi ve tedavi edemeyeceğin şeyler var Bulut. Hayatım boyunca bu suçluluk duygusuyla yaşayacağım galiba. Sana borçlu kalmak istemiyorum. Bana borçlu değilsin Melek. Kabul edemiyorum bunu. Benim yüzümden çok acı çektin. Artık acı çekmemen için bir şeyler yapmak istiyorum lütfen. İlle bana yardım etmek istiyorsan... seni unutmama yardım et. Bu parayı ödeyeceğim. Bir daha ne olur böyle şeyler yapma. Thank you.
Kızım bırak. Ayaklarım tutmuyor ama elim tutuyor çok şükür. Biliyorum ama hoşuma gidiyor sana çorba içirmek. Madem öyle, önce babalar çocuklarını, sonra çocuklar babalarını beslermiş meğer. Ha? Öyle tabii. Ama sana bir sır vereyim. Ben bizim lokantada bundan çok daha lezzetli yemekler yapıyorum. Ah be kızım, Londra'da konser verecekken bir lokantada aşçı olacağını bilseydim hiç yollamazdım seni İstanbul'a. Öyle deme baba. Sen evden çıkarken burada olacağını biliyor muydun? Boşuna dememişler insan plan yapar Tanrı dilermiş diye. Orası da öyle ya. Ama gücüme gidiyor işte nedense. Sen beni merak etme babacığım. Reşat dayı da Ali de bana çok sahip çıktılar. Sahi nasıl insanlar? Güveniyor musun onlara? Çok iyi insanlar babacığım. Reşat dayı az konuşur ama kocaman bir yüreği var. Ali de sen... Kelebek gibi uçar, diliyle arı gibi sokar. Vızır vızır bir şey işte. Ben pek senin söylediğin gibi öyle uçarı bir hal görmedim onda. Sen onun öyle göründüğüne bakma. O senin yanında öyle efendi babacığım. Sen bir de onu lokantada gör. Ne çenesi duruyor ne eli. Delinin teki yani. Ama çok iyi insanlar. Onunla görüşmüyorsun değil mi? Sen bugün babana mı gittin? Çok mu belli oluyor? Para istedin değil mi? Cömertlik çok güzel ama... ...zengine daha da bir yakışıyor değil mi çocuk? El açtık minnet ettik adama. İyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum. Ödeyeceğim ama. İyi. Hesabını bil de... ...bırak bari adam... ...bir gece olsun vicdanı rahat uyusun. Kız bulmuş zaten parayı. Neyin var senin? Bir şey yok. Yok yok var bir şey. Yine bir afra tafralardasın ama. Bir şeyim yok. Tavşan daha küsmüş, Doğan haberi yok. Söyle bakalım tavşan kardeş. Neyin var? Karlı dağlardan serin olduğuna göre bütün mesele çözülmüş zaten. Arayı düzeltmişsin herhalde. Benim herkesle aram iyi zaten Ali'cim. Sen hariç. Bravo. Bravo sana. Ne bu alaycı halin tavrın ya? Parayı o mu ödemiş? Şu senin zibidi. Evet o ödemiş. Hoşuna gitmiştir senin de. Adam sahiplenmiş neticede. Ne demek istiyorsun sen ya? Bu iyiliğin diyorum devamı gelecek. Ali adam para verdi diye adamın peşinden gidecek değilim. Sözlerine dikkat et. Parlama hemen. Herif fırsat kolluyor. Aç gözünü düşme tuzağına artık. Ben her şeyin farkındayım. En çok da babamın durumunun farkındayım. Adam hasta yatağında tedavi olmayı bekliyor ya. Çaresizim görmüyor musun? Kimseye muhtaç değilsin. Al şunu. Al. Ver o herife. Defolup gitsin artık hayatından. Minnet etme böylelerine. Nereden buldun bu parayı? Buldum bir yerden işte. Ali. Teşekkür ederim. Parasını da geri iade edeceğim, merak etme. Ama borç olarak kabul ediyorum. Tamam, borç. Ya borç olarak veriyorum zaten. Gerekirse gece gündüz çalışırım, öderim borcumu sana, tamam mı? Tamam.
Lokanta kurallarında böyle. Hesabı ödemeyen bulaşığı yıkar. Anlaştık. Afiyet olsun. Hoş geldin. Bulut Bey'e de bir servis açın ama. Yok, gerek yok Vera. Yemeyeceğim, aç değilim. Odama çıkacağım. Odana gönderteyim. Aç değilim. Dinleneceğim izninizle. Bulut, gel buraya. Otur. Hem iş yerinden hem evinden köşe bucak kaçıyorsun. Daha ne kadar sürecek bu? Bir şeyden kaçtığım yok. Kaçıyorsun, görüyorum. Anlat bize. Konuşalım biraz, dök içine. Anlatacak bir şeyim yok. Olacak. Bu evde her şey konuşulup paylaşılacak. Biz senin aileniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir derdim yok benim. Şimdi izninizle odama geçebilir miyim? Geçemezsin. İş yerine uğruyorsun, kaçıyorsun. Eve gelip kimsenin yüzüne bakmıyorsun. Konuşsana be adam, derdin ne senin? Ha? Sabredeyim dedim, olmadı. Baba oğul gibi karşıma alıp konuşayım dedim, engel oldu. Bugün yüzüne bile bakmadığın o sipariş listesi şirkete kaça patladı, haberin var mı senin? Ha? Asıl sebep şimdi anlaşıldı. Yönetim kurulu toplanıyor, başkanı yok. Nerede diyorsun? Kimsenin haberi yok. Ne yapmaya çalışıyorsun sen bunu? Ha? Bunun böyle devam etmesine izin veremem. Ne yapacaksın baba? Kovacak mısın Bulut'u? Karışma sen işime. Benim patronum değilsin baba. Kovun beni Ferman Bey. Bu evde onun da patronu değilsin. Kes sesini sen. Ferman. Ne yapacaksın baba? Vuracak mısın yine? Vur. Kovun, kurtulun benden Ferman Bey. Kimseye yük olmak istemem. Bana res çekiyorsun yani. Madem evinize, şirketinize zarar veriyorum, o zaman gönderin gideyim. Bu evde Bulut senin personelin değil baba. Ona söylediklerine dikkat et. O benim kocam. Ve bu evde onu kovmak kimseye düşmez. Kimsenin kocanı kovduğu yok. Madem ki bu evde müşterek bir hayat yaşıyoruz, herkes herkesin nerede ne halt yediğini bilecek. Bak şu telefonla artık. Efendim. Merhaba. Yarın seni görmem lazım. Onun için aramıştım. Olur. Saat 9 uygun mu? Yeniköy sahilde görüşelim. Uygun tabii. Kimmiş? Bir arkadaş. En son evin kurallarından bahsediyordunuz Ferman Bey. Son bir lafım var sana. Hiç kimseye damadını yönetim kurulu başkanı yaptı dedirtme. Hakkını ver o koltuğu. Utandırma beni. Hem işini hem aileni iyi yönet. Söyleyeceklerim bu kadar. Günaydın. Orada mısın? Benim bir işim var, hemen gidip geleceğim. Ali, içeride misin? Bak, giriyorum içeri, sonra da nazarlama beni, tamam mı? Günaydın. Ben uyandırmak için seni. Kapıdan baktım sadece, içeri girmedim. İnsan hiç bundan korkuyor da. Nereye sabah sabah? Arkandan parayı götürüp vereyim dedim. Hı, iyi düşünmüşsün. Birlikte gidelim hadi. Yok, ben taksi çağırdım. Hemen gidip geleceğim zaten. Bir sürü de iş var burada. Kızım, beraber gidelim işte. Yalnız olmadığını anlasın. Yok, gerek yok gerçekten. Ben tek başıma gitsem daha iyi olur. İyi, git. Dik dur ama, tamam mı? Güçlü ol karşısında, ezik durma. Çok biliyorsun sen. Safsın kızım sen, saf saf. Ya bak, bana aptalmışım gibi davranmandan çok sıkıldım gerçekten. İstemiyorum senin babalık nasihatlerini falan. İyi, git kollarını at hadi o zaman kendine. Bittiyse gidebilir miyim artık? Bak bana, bak bana. Böyleleri şimdi arkadaş kalalım muhabbeti falan yaparlar sana. Kanma sakın.
Tamam babacığım. Okuldan çıkıp direkt eve geleceğim, tamam mı? Anlaştık mı? Salak. Sensin salak. Ne yapıyorum ben ya? Buyurun efendim. İyi günler. Ben Şahika Hanım'a gelmiştim ama. Kim diyelim acaba efendim? Şahika Hanım'ın haberi var mı? Haberi yok kendisinin. Nilgün geldi derseniz. Peki efendim. Merhaba. Sude ben, Şahika Hanım'ın kızıyım. Öyle mi? Merhaba. Daha önce tanışmış mıydık? Yok hayır. Buraya ilk gelişim benim. Tamam Asım amca, ben hallederim. Peki efendim. Annemin bütün arkadaşlarını tanırım ben aslında ama. Yok, ben pek arkadaş sayılmam. Öyle mi? Şimdi daha çok merak ettim. Ne için gelmiştiniz acaba? Ben Şahika Hanım'ın kız kardeşi için geldim. Kız kardeşi mi? Evet. Hayatta hep bir teyzem olsun istemişimdir. Meğersem varmış da. Annem bizden gizliyormuş. Senin ne işin var burada? Ay şaşırdım vallahi, sürpriz oldu. Hanımefendi teyzemle ilgili konuşmaya gelmiş. Teyzem mi? Nilgün. Ben sana yardım edeceğim demiştim ya. Niye kendini yordun buralara kadar? Neyse madem geldin, hadi gel dışarıda konuşalım. Burada konuşsanız anneciğim, gizlin saklın mı var ailenden? Yok canım. Bakıp işte siz sıkılırsınız. Delirdi mi sen? Nasıl gelirsin buraya? Aradım, açmadınız Şahika Hanım. Ne oldu, bir sorun mu var? Sahide Hanım kayıp. Nasıl kayıp? Sen yanında değil miydin? Her yere baktım. Hiçbir yerde bulamadım. Telaş yaptım sonra. Yani size mi geleyim, polise mi gideyim bilemedim. Hayır. Sakın ha. Polis falan yok. Tamam. Ben birilerini görevlendiririm, ararlar. Sen şimdi git. Ben sonra gelirim. Tamam. Ne oluyor Şahika? Kim o kadın? Kız kardeş falan. Vakıftan bulmuş beni. Kardeş kaybolmuş da. Neydi adı? Neyse işte birileri. Benden yardım istedi. Garibanınla teki. Ben de yardım ettim. Ama kapıya kadar geldi. Ağzıma söyleyeceğim bir daha. Herkesi içeri almasınlar böyle. Ne bu böyle canım? Hoş geldin. Nasılsın? Bunu vermeye geldim. Nedir bu? Hastane için verdim. Melek yapma bunu lütfen. Alır mısın? Hayır almam. Ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum sadece. Yardımcı olmuyorsun. Hatta daha kötü hissediyorum. Sen nereden buldun bu kadar parayı? Bir arkadaşımla. Kimmiş o arkadaş? Özel biri mi?
özel ya da değil, ne fark eder ki? Ne kadar uzak olursak o kadar iyi ikimiz için. Melek, ben buna dayanamam. Neredesin, nasıl yaşıyorsun? Bari en azından bunları bilmeme izin ver. Ben sensiz sıfırdan bir hayata başlamak istiyorum. Huzurlu, mutlu. Babam iyileşsin. Ben de çalışıp ona bakayım istiyorum. İkimizin de yolu açık olsun burada. Hoşça kal. Parkında buldular. Buradan nasıl çıkar? Oraya kadar nasıl gider? Ben sana gözünü üstünden ayırmayacaksın demedim mi Nilgün? Neyse, bunları seninle sonra konuşacağız. Doktor bey, buyurun. Korkuttun beni. Hem de çok korkuttun. Tanıdı mı acaba? İlaçların etkisi geçmemiştir değil mi doktor bey? Çok uzun süredir kullandığı için etkisi azalmış olabilir. Azaldıysa daha güçlüsünü verin o zaman. İkide bir böyle kaçarsa ne yaparız? Yani bütün beyin fonksiyonlarını devre dışı bırakmak istiyorsak... Ne gerekiyorsa yapın. Yeter ki konuşmasın. Böyle usta usta otursun. Böyle olması gerekiyor. Senin iyiliğin için. Hepimizin iyiliği için. Şişt, bırak bırak. Hallederim ben, bırak bana. Bırak. Yok daha erken. Ya bırak. Git dinle. Hallederim ben, toplarım buraları. Çalışmadığım günlerin acısını çıkarıyorum işte. Şimdi izin verirsen ve çekilirsen çalışmaya devam et. İzin vermiyorum sana. Hadi yap bakalım. Kocam mısın, babam mısın? Ne sanıyorsun kendini? Doğru. Hiçbir şeyim. Harbiden lan. Ben niye bu kadar üstüne düşüyorum senin? Bak ben iyi değilim. Sen sanıyor musun ki odaya gidince rahat rahat uyuyorum? Onu düşünüyorsan değmez. Değmez. Oh, şimdi herif sıcacık yatağında karısıyla bilmem kaçıncı rüyasını görüyordur. Bazen çok ileri gidiyorsun, farkında mısın? İleri falan gitmiyorum artık. Sana gerçekleri göstermeye çalışıyorum ama anlamıyorsun ki. Anlamıyorsun. Bazen sopalık olduğunu biliyorsun değil mi? Ben mi sopalım? Sopalık olan biri var. O senin evli züppe sevgilin. Ne oldu? Hı? Kıyamadın mı? Tabii. Kıyamadım. Ulan var ya. Hayatınızın içine derler. Sonra da şuranın sızlar işte elin herifleri için. Tanımadığın adam hakkında hakem kesme. Ben mi tanımıyorum? Kimi o adam biliyor musun? Ben o herifi senden daha iyi tanıyorum. Ailenin yanına dön, karına git. Ben de güçlü olmaya çalışıp yaşamaya devam edeceğim. Efendim Aydar. Benim işim var, sen çıkabilirsin.
kendine mecbur bırakan, muhtaç duruma düşüren itin biri. Önce karısını, sonra da seni böyle yüzüstü bırakan adi bir adam. Anlıyor musun? Sağ ol bunları hatırlattığın için. Gel. Rahatsız ediyorum Bulut Bey. Özür dilerim. Siz kimsiniz? Öncelikle böyle geldiğim için lütfen beni bağışlayın. Ne istiyorsunuz? Aytekin Özdemir adına çalışıyorum. Liman ihalesindeki rakip firma. Buyurun bu kartı. Bu ne cüret böyle? Nasıl girdiniz içeri? Ne istiyorsunuz? Sakin olun. Konuşmak istiyorum. Sadece konuşmak. Ne konuşacakmışız? Biraz iş. Gerekirse biraz da özel hayat. Sırlar mesela. Ben yatıyorum. İyi geceler. Bu saatte pek yatmazdın sen. Yorgunum biraz. Yaşlandın sen. Alo. Şahika Hanım. Kimsiniz? Sırrını biliyorum Şahika. Her şeyi biliyorum. Korktun mu? Kimsiniz? Ferman Köktükaya'yı sırtından vuracağımı düşündünüz yani, öyle mi? Bakın, kimseyi sırtından vurmanızı istemiyoruz. Bu Aytekin Bey'in iş teklifi sadece. Kabul edip etmemekte özgürsünüz tabii. Kirli işlerinize beni bulaştıramazsınız. Şimdi lütfen çıkın dışarı. Korkarım bir gün Ferman Köklükaya'nın gizlediği kirli geçmişini de öğreneceksiniz. Özellikle sizi ilgilendiren tarafını. İyi akşamlar. Sen konuşmayacaksın herhalde. Anlat içindekini, bizim köylü. Çok düşündüm söylediklerini. Evli bir adam tarafından oyuna getirildiğimi, kandırıldığımı düşünüyorsun değil mi? İstediğini düşünebilirsin. Ama ben annen değilim. Düşündüm, anladım. Belki de bana bakınca anneni görüyorsun. Annenle baban sana neler yaşattı bilmiyorum ama biz farklıyız Ali. Ben ayağa kalkacağım. İyi olacağım, göreceksin. Her geçen gün daha iyi olacağım. Sen saatlerdir bunları mı düşündün? Tabii bir de bana sürekli akıl veren bir adamın nasıl olur da kendine dönüp bakmadığını düşündüm. Bu ne demek? Bu şu demek oluyor.
Bana sürekli ahkam kesiyorsun ama aynada kendine bakmıyorsun demek oluyor. Kendini karavanına kapatıyorsun, hayatını yaşamıyorsun demek oluyor. Yeterince açıklayıcı oldu mu? Canımı nasıl acıtacağını da düşündün herhalde. Bravo. Amacım canını acıtmak değildi. Sen de kendi yasını tamamla. Benimle sidik mi yarıştırıyorsun sen? Düzgün konuş benimle. Bak sen bana diyorsun ya kalın kafalısın diye. Sen en önde gidenisin. Sen benimle nasıl konuşuyorsun böyle ya? Düzgün konuş benimle. Eğer sen kalın kafalı olmasaydın benim mezara gömdüğüm o insanın muhabbetini şimdi yapmazdın. O seni yüzüstü bırakıp gitmedi mi? Ha? Sen? Sen unutabildin mi onu? Biz seninle aynı şeyleri yaşamadık. Ne farkı var? O öldü. Unut o zaman onu. Unutsana. Hadi unut o zaman onu. Neden unutmuyorsun onu? Kendini öldürdü çünkü. Kendini öldürdü. Hayır Ali. O seni cezalandırdı. Farkına var artık durumunun. Nefret etsene ondan ha? Silip atsana onu. Atamıyorsun değil mi? Atamıyorsun. Nereden biliyorsun silip atmadığımı? Nereden mi biliyorum? Gel göstereyim sana nereden biliyorum. Yürü. Yürü. İşte. Bak. Sen karavanda bir ölüyle yaşıyorsun Ali. Kendini de gömmüşsün yanına. Artık farkına var durumunun. Bir daha bu kapıyı açma. Git. Ne halin varsa gör. Omzuna düşürsem bu yorgun başı, siliverse gözümden akan şu yaşı, bir anlayabilsem kalbin tek arkadaşı, açsa bütün dağları, açsa da gelse, bir anlayabilse beni, kalbin tek arkadaşı, açsa bütün dağları, açsa da gelse. Saçlarını öpsem, öpsem koklasam, uyusam göğsünde sarıp saklasam. Saçlarını öpsem, öpsem koklasam, uyusam göğsümde sarıp saklasam, o gül yüzü seyretsem, gözümü hiç kırpmasam, düşse karlı yollara, düşse de gelse, o gül yüzü seyretsem, gözümü hiç kırpmasam, düşse karlı yollara, düşse de gelse. Ali.